var. Ve bugün sizlerle 2020 yılının ilk ajandasını yapıyor olacağız. Ama bu aslında o klasik yaptığım ajandalar gibi değil de daha çok böyle benim evrene minik mesajlar gönderip hafif de yalakalık yaptığım bir ajanda ve kolaj karışımı bir çalışma olacak. Belki bazılarınız biliyordur, diğer ajandamı tam 2009'un ucuna denk getirip bitirmiştim. Şimdi yeni bir ajandaya başlıyorum. Bu bir tık daha küçük bir öncekinden. Ajandanın ilk sayfasına pilotun 0.25'lik böyle bayağı ince ölçülü bir kalemini kullanarak 2020 başlığını atıyorum. Çünkü ne olacak? 30 sene sonra açıp bu ajandalara bakıp geçmişi yad ederken aa bu hangi yıldı diye minik karışıklıklar yaşamayayım diye. Çok ileri görüşlü olduğumu farkındayım. Teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyor o da belli değil ama neyse. 2020 yazıp hafif de bir böyle 3 boyut verdikten sonra ilk sayfama geçiyorum. Burada sizin de gördüğünüz üzere altta hafif bir sketch var. Size demiştim ya evrene yalakalık çektiğim bir ajanda hazırlayacağım diye. Onun için böyle bir sürü gezegenler falan çizeceğim. Sol tarafa geleneğimi bozmadan minik bir öz söz gibi bir şey yazmak istedim. Benim öz sözlerim bilirsiniz hiç özlü değildir genelde. Çok uyduruk şeyler yazarım. Bu ajandada da hiç kendimi bozmadım ve buraya The Beginning yazmaya karar verdim. Neden olmasın değil mi? Biliyorum çok derin, gene çok derin, lanet olsun. Bu yazımı yazdıktan sonra sanki bu böyle bir gezegenin ortasındaymışçasınaymış gibi böyle bir etrafını böyle çizgisel bir böyle bir şeyler yapıyorum. Ben de tam ne yaptım bilmiyorum ama böyle gezegene benzedik gibi olsa yetecekti, benzedi gibi oldu, tamamdır. Şimdi sayfanın sağ tarafına geçeceğim. Burada birazcık renk kullanacağım. Bu renk içinde bu petrol yeşilimsi bir tane mürekkebim vardı, onu kullanıyorum. Eminim ki şu an arka sayfaya çok feci bir şekilde geçiyor ama yapacak bir şey yok. Tasarım konusunda aslında çok düşündüm. Tam böyle ne yapmak istiyorum falan derken böyle genel ajandalarda kullandığım gibi tek bir tasarım üstüne ilerlememeye karar verdim. Bu kez biraz daha değişik bir şey yapmak istedim. Daha çok böyle cidden evrene mesaj gönderiyorsam ve o mesajlar alınıyorsa diye ne olur ne olmaz diye biraz da evrene mesaj gönderdiğim bir tasarım olsun istedim. Ve bunda hiç de dolaylı yollara başvurmadan direkt konseptimi de galaksi olarak belirledim. Yani bir sürü gezegenler falan olacak. Ortada aslında bu mürekkebi kullanmam bayağı iyi oldu çünkü onun böyle güzel bir etkisi var. Kendi biraz da böyle sanki tozlu bir etkisi var böyle. Tam net homojen boyamıyor. Tam aslında galaksi gibi durdu o. Boya yatıp muhtemelen 3 sayfa boyunca da bunu ajandaya geçirdikten sonra kurduğuna emin olunca üstte gezegenlerimi çizmeye başlıyorum. Ben bu gezegenlerde Plüton'u bile çizdim. Dışlamadım öyle herkesin dışladığı gibi. Sayın Plüton, umarım bir yerlerde beni dinliyorsunuzdur ve bu kıyamın karşılığını bir şekilde alacağım 2020 yılında diye umuyorum. Hadi bakalım. Ajandanın genelinde şeyi fark edeceksiniz. Ne böyle kısımlara ayırdım, ne işte alışkanlık takibidir ya da işte ayın öne çıkanlarıdır falan. Hiç böyle köşeler yapmadım. Aslında daha çok Ocak ayını tamamen kendime adadım. Yani şu şekilde kendime adadım ki böyle biraz daha gözlem yapıp yeni edinmek istediğim alışkanlıkları biraz da hayatıma sokmaya çalıştım. Hayatımdan çıkmasını istediğim şeyleri birazcık daha böyle arka plana attım. Ve kendime sadece minik notlar, küçük mesajlar gönderdiğim bir ajanda sayfası hazırlamak istedim. Çünkü cidden ben bu yeni başlangıçlara falan böyle takık bir insanımdır. Ve ilk Ocak ayında böyle tamamen yeni başlangıçlara adansın ama hiçbir böyle yok şunu da yapayım, bunu da yapayım diye bir zorlama sınırlama olmadan daha böyle açık bıraktığım, daha böyle iplerimi saldığım, özgür kaldığım, ruhumu derinliklerine yolculuğa delirdim. Anladınız galiba siz beni. Her neyse, gezegenlerimi böyle çeşit çeşit var olmayan gezegenler de dahil görselliğini dengeledikten sonra birazcık şu iki sayfa arasındaki kopukluğu gidermek için birazcık böyle boya sıçratıyorum. O kesik yeri birazcık böyle öbür gezegene ulaşıyormuş gibi. Çünkü sol taraf böyle çok yavan geldi bana. Hatta böyle çok sulu bir karışım alıp hafiften böyle renk de veriyorum. Sanki orası dünyaymış gibi. O benim dünyam. Ay, tamam. Neyse işte bunları son iki gün ya. Bırakacağım hepsini. Pis alışkanlıklarımı, kötü şakalarımı hepsini geçmişte bırakacağım. Dedi ve sözünü tutamadı. Velhasıl sayfanın artık minik detaylarını ekledikten sonra bu sayfamız bitti. Bir sonrakine geçebiliriz. Ve gördüğünüz üzere hiç yanılmadım arka geçmiş boya. Bunun için ajandanın sonlarından başka bir yaprak kopardım aynı renk. Bunu bu sol tarafa yapıştırıyorum. O boyanın geçtiği kısımlar beni sinir etmesin, kriz geçirtmesin bana diye. Buraya yılın takvimini koymak istiyorum. Onun için de böyle bir tane takvim yaprağı hazırladım. Bunu da tarayıp aşağıdasını paylaştım. Hadi yere iyisiniz. Bunları minik minik kestikten sonra yerlerine yapıştırıyorum. Ben yukarıdan aşağı doğru ilerlemek istedim. Siz bunu kafanıza göre ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunun için bu saman kağıdı seçtim bu arada. Birazcık renk alsın, çok yavan kalmasın diye. Yapıştırma işleminden sonra ince kalemimle
Bunları böyle bir çerçevenin içine oturtturuyorum. Bunlar böyle bir kaset gibi görünsün istedim ama sonra böyle disket gibi de görünsün istedim. Sonra böyle Polaroid fotoğraflar vardır ya böyle onlar gibi de görünsün istedim. Karar veremeyip hepsini karışım bir şey yaptım. Sanırım 7. Bir tatlı oldular ya, ben beğendim bayağı bunları. Bu ajandanın devamında Blue Journal gibi mi devam edeceğim, yoksa daha çok böyle kişisel alan, günlük ve hani hedefleri koyduğum falan, böyle kendimi daha motive ettiğim bir görsel notebook gibi bir şeye mi dönüştüreceğim emin değilim, ama her şekilde bu yıllık takvim işime yarayacağı için bu kısmı burada bulundurmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Resmen belediye başkanı gibi konuşmaya başladım. Niye böyle oldu acaba? Neyse, aylarını da yazdıktan sonra bu saman kağıdı, siyah kağıdından minik minik böyle bir yuvarlaklar kesiyorum ve bunları sayfanın karışık yerlerine kafama göre yapıştırıyorum. Sonra üstlerine kalemle desenler ekleyip bunları minik gezegenlere dönüştürüyorum. O gezegen konseptinden çok kopmayayım diye. Buraya ben ajanda devam etmek istiyorum. Görsel board'u falan dönüşmek istemem diyorsanız zaten direkt gezegen konseptini alıp klasik şablonunuzu oturtturup aynı şekilde devam edebilirsiniz. Benimki sadece minik bir değişiklik arayışıydı açıkçası. Nasıl sonuçlanacağına ben de çok emin değilim. Çünkü cidden daha önce böyle bir şey yapmadım. Ben de en az sizin kadar gerginim. Niye sizin kadar değil mi? Sanki siz çok gerginsiniz. Çok iyi ya. Ruh hastalığımdan hiçbir şey kaybetmiyorum. Çok sevindim şu anda. Minnoş gezegenleri ekledikten sonra şu ortadaki boya geçmiş yere de bir tane böyle konsepte uygun bant yapıştırıyorum. Birkaç sağa sola da ekliyorum. Çok ayrı kalmasın diye. Artık minik detaylarımı ve düzeltmelerimi de yaptıktan sonra bu sayfam tamam. Bayağı da beğendim. Gurur duyduğum bir sayfa bu. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Ajandamın bu sayfasında sol tarafına aslında böyle kendime minik notlar, görselleştirilmiş minik notlar gönderip sağ tarafa da böyle birkaç özlü söz mü desem, romantik mektuplar mı desem bilemedim artık nasıl adlandırayım. Böyle bir şeyler yapacağım. Her neyse, burada kullanmak için böyle dergilerden renkleri ve konsepti ve görsel olarak verdiğim mesajla da hoşuma giden birkaç şey kestim. Bu sayfada bunlarla böyle bir kolaj yapıyor olacağım. İlk olarak bu saman kağıdımı alıyorum ve bunu orta ikiye bölüp şöyle tam birbirine denk gelmeyecek şekilde yukarıya yapıştırıyorum. Üstüne bir tane bant çekip bantın üstüne eat clean yazıyorum. Yani sağlıklı beslen gibi bir şeye tekamül ediyor bu. Demiştim ya size, direkt böyle kendimi takip ettim değil de kendime sadece mesajlar gönderdiğim bir ajanda olacak diye. Bu da onlardan biri. Cidden 2020'de bir tık daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Bu alanın yanına böyle kuruttuğum çiçeklerin güzel duracağını düşündüm. Hemen yanına da Think Clean yazıyorum. Ya nasıl çeviririm tam emin olmadı. Temiz düşün gibi bir şey oluyor ama aslında daha böyle olumsuz düşünceleri kafamda azaltıp onları daha olumluya çektiğim, daha sağlıklı düşüncelere evirdiğim bir yıl olmasını istiyorum. Birazcık daha kontrollü ve temiz düşünmek istiyorum. Gene çok derin konuştum, farkındayım. Bunların hemen altına Breathe diye bir bölüm ayırıyorum. Bu sene gerçekten biraz nefes egzersizleri hakkında daha fazla şey öğrendim ve daha fazla uyguladığım bir yıl olsun istiyorum. Açıkçası belki yoga'ya başlayıp da onunla beraber ilerletebilirim bunu. Onun için bu notun burada durması hoş olur diye düşündüm. Yanına da böyle minik kurutulmuş bir pat yapıştırdım. Sanki güneş gibi durdu. Güzel oldu oraya. Alt kısma böyle çizgili bir kağıt yapıştırıyorum. Yanına böyle konseptimle gerçekten renk olarak çok güzel olan bir bantımı ekleyip şu dergiden kestiğim fırtınalı deniz resmi yapıştırdım. Görsel hitabı tabii ki de herkese farklıdır ama bana fırtınalı denizden çok böyle daha özgürlüğü anımsatan, gerçekten net bir şekilde özgürlüğü anımsatan bir resim olduğundan bunu kullanmak istedim. Genel konseptinden kopmasın diye de bu tükenmez kalemini arada böyle etrafına çizgiler falan ekliyorum. Her ne kadar çok çok kopmuş olsam bile konseptimden hala direniyorum. Bu kısmın aslında başlığı da be active, yani aktif ol gibi bir şey olacak. Bunun spor olabilir, daha çok dışarı çıktım, daha çok gezdim, daha çok hareket halinde olduğum bir yıl olmasını istiyorum gerçekten. Onun için böyle bir başlığa yer vermek bana gayet de mantıklı geldi. Bir sürü de yazı yazacak boş alan bıraktım. Ay içinde ya da yıl içinde dönüp kendime yeni notlar ya da yeni minik mesajlar aslında nottan ziyade bırakabilirim hala bile. Şimdi sayfanın diğer tarafına şöyle gene yağlı boy olduğuna inandığım bir resim var. Bunu böyle yapıştırıyorum. Bu da böyle hem renkleri hem de direkt doğa diye gözümü soktuğundan ve doğaya birazcık daha böyle yer vermek istediğim için hayatımda uygun olacağını düşündüğüm bir resimdi. Üstüne böyle hediye paketinden bulduğum bir dünya haritasından bir parça ekledim. Üst tarafa minik bir not düşüyorum. Hafif bir şiir, minik duygusallıklar ve Tuğçe gene karşımızda. Ne yazdım? Having a long walk with myself by myself. Yani bol bol yürüyüş yaptığım bir sene olsun Tuğçe'cim diye çevirebiliriz bunu. Böyle bir not düştüm. Kenarına da böyle gerçek yapraklı bir konsept desteği verdim. Çünkü bu sayfa gerçekten hoşuma gitti ama tam gitmedi de böyle bir hani. Anlatabildim mi? Anlatamadım değil mi? Hem beğendim hem beğenmedim. Neyi beğenmediğimi de çok farkına varamadım açıkçası.
Her neyse. İkinci kısmın altına da yeni yemekler ye, yeni insanlar tanış ve yeni, kendini yeniden keşfet diye bir not düşüyorum. Şimdi derinliğe inip kafanızı şişirmiyor ama bana güzel mesajlar ileten, benim için böyle salt anlamı olan satırlar bunlar. Bu satırların yan tarafına da walk more, talk more, call more diye minik bir şiir yazdım aslında. Farkındasınız, kafiyeden asla ödün vermiyorum. Şimdi artık sayfadan dışarı taşan kısımlarını öyle kestikten sonra bu sayfamın tasarımı da tamamlandı. Açıkçası tasarım olarak çok güzel ya da çok ahım bir şey yapmadığımın farkındayım. Ama bunu vermek istediğim mesajı görsel olarak çok iyi verdiği için ben tatmin oldum bu sayfadan. Ajandamı bitirmeden önce şu ilk sayfama dönüyorum. Biliyordum ki buraya boya bulaşacak. Evet, yeni ajandamın sayfaları aşırı ince. Hep böyle bir sorunla karşılaşacağım sanırım. Bu yanlardaki bulaşmış boya birazcık böyle gökyüzü galaksi gibi bir etki yaratmış aslında. O fena değil. Ama ortadaki yazının etrafında pis durmuş. Onun için bu saman kağıdından bir yuvarlak şekli kesip ortasına inanılmaz yamuk yumuk bir 2020 başlığı atıp kendimi utanıyorum ama çok da zorlamadım ya. Bunu da gezegenlere son bir yalakalık olaraktan bir gezegene dönüştürüp ajandamın sonuna geliyorum. Hepinize inanılmaz inanılmaz güzel bir 2020 diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olduğu, bol keşifli, yeni yeniliklerle dolu bir yıl diliyorum. Sizinle seneye görüşürüz. Tutamadım kendimi. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.